Canım. Dur hayatım. Gel. Canım karım benim. Bir tanem. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Merak etme. Bebeğimiz iyi. Özür dilerim. Seni o halde yalnız bırakmamalıydım. Bıraktın ama. Hayatım, ben böyle olacağını düşünemedim ki. Düşünmeliydin Ejder. Benden başka herkesi düşünüyorsun. Name, lütfen. Sen benim için her şeyden daha değerlisin hayatım. Bu söylediklerinin hiçbir anlamı yok. Sen beni o halde bırakıp Elvan'ın yanına gittin. Name, yapma böyle ne olur. Ne yapayım? Ne yapayım? Bebeğim ölebilirdi. Hatta ben de. Ne yapayım Ejder? Tüm bu olanlara rağmen Elvan'ın peşine koş gitmediğim. Hep sustum. Hep hattan aldım. Ama artık yeter. Olan bana oluyor, bebeğime oluyor. Hadi. Daha yeni kendine geldin. Daha fazla yorma kendini istersen. Sonra konuşuruz. Ha? Konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı Ejder. Bu olayı da sineye çekiyorum. Ama senin için değil. Bebeğimiz için. O da benim gibi babasız büyümesin diye katlanıyorum yaptıklarına. Yoksa bu olanlardan sonra bir dakika bile durmazdım o çiftlikte. Hadi. Çok yoruldum. Yat uyu. Dinlen biraz. Beni yalnız bırakır mısın? Name. Seni bu halde nasıl bırakayım? Onu önceden düşünecektin. Şimdi beni yalnız bırak lütfen. Konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı Ejder. Bu olayı da sineye çekiyorum. Ama senin için değil. Bebeğimiz için. O da benim gibi babasız büyümesin diye katlanıyorum yaptıklarına. Yoksa bu olanlardan sonra bir dakika bile durmazdım o çiftlikte. Efendim anne. Oğlum merak ettik sizi. Neredesiniz? Gittiniz mi doktora? Hastanedeyiz. Name nasıl peki? Anne... Hem Name'yi hem de bebeği kaybetme riskimiz vardı ama atlattık çok şükür. Eyvahlar olsun. Anne sakin ol. Merak etme. Name de bebek de gayet iyi. Oh çok şükür oğlum. Biz de gelelim hastaneye. Yok yok gerek yok. Akşam çıkacağız zaten. Evde görüşürüz. Tamam yavrum. Hadi. Oh çok şükür. Bir şey olmamış torunuma. Name nasılmış peki? O da iyiymiş maşallah. İyi. Gözün aydın.